Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yardım Mercedes'e koton ipliğiyle hazırladığım burslu motifli çantamızı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Klasik hanım diledi, beğendi motifi kullandım. Bakın böyle elimdeki iplerle rengarenk bir çalışma yaptım. Bursu nasıl birleştirdim? Bakın şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bursun delikleri vardı. Elimde böyle bir zincirim vardı. Bu zinciri de yerleştirdim. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. İçerisine astar vesaire yapmadım ama bu aşamada bursu yerleştirdikten sonra isterseniz astar dikimi de yapabilirsiniz. İçerisi oldukça derin. Ne kadar ip kullandığımı, çantamın ölçüsünü, bütün detayları video içerisinde bulabilirsiniz. Bakın henüz içerisine bir şey koymadım. Şöyle birazcık ip doldurmak istiyorum. Hemen iç kısmına. Şöyle kapatalım. Şu ayakta da göstermek istiyorum sizlere. İnce bir iplik kullandığımız için koton bir iplik. Böyle içi dolduğu zaman ya da sizler içerisine keçeleme vesaire de yapabilirsiniz. O zaman ayakta duracaktır. Ama bu haliyle bile gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Benim içimesinden güzel bir proje oldu. Kullanabileceğim günlük kullanım için de oldukça uygun bir çanta oldu. Şöyle taban kısmını da göstermek istiyorum. Bakın. Motifli dikdörtgen bir taban hazırladık ve tamamen motiflerden oluşan güzel bir çanta oldu. Keyifle çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Dediğim gibi bütün detayları video içerisinde mevcut. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarnım Mercedes'e koton ipliğini kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlere göstermek istiyorum. Karışımı %100 Mercedes'e pamuk, 50 gram ağırlığında, 125 metre uzunluğunda. Bakın dokusu çok güzel, örüm oldukça rahat bir iplik. İçeriğinden de anlaşılacağı üzere gerçekten kaliteli bir ip. Ben bu çantam için yaklaşık 100 gram kadar iplik kullandım. Yani eğer siz tek renk yapacaksanız eğer 2 tane Mercedes'e koton ipliği yeterli olacaktır. Ama ben burada artan iplerimi kullandım. Böyle rengarenk bir çalışma yapmış oldum. Şimdi bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Tarife geçmeden önce bir indirim haberi de paylaşmak istiyorum. Buradan spagetti yarn ailesine çok teşekkür ediyorum. Abonelerime özel %10 indirim kodu tanımladılar. Spagettiyarn.com adresinden 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Gulcan10 kodu yine ekrana yazarak eklerim, buraya bakabilirsiniz. Bu kodu kullanarak %10 indirimli alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi kenara alıyorum. Diğer kullanacağım malzemeleri de sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada böyle delikli bir burs kullanacağım. Bunun malzemesi plastik. Şöyle açıp içinde göstermek istiyorum. Bursumun ölçüsü 15 santim. Sizler böyle elinizde hazır bulunan delikli burslarla yapabilirsiniz. Ya da delikli değilse normal içeri vidalı olanlarıyla da bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle bir burs kullanacağım. Yine bu bursu nereden aldığımı da açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Kullanacağım tığ numaram 2,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İlla ki böyle Mercedes'e bir iplikli olmak zorunda değil. Bunu daha farklı ipliklerle yapabilirsiniz. Makrome iplerle, kağıt iplerle çalışabilirsiniz. Bu da tamamen zevkinize kalmış. Şimdi şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. İlk olarak hemen ipimi açacağım. Burada bakın motifi nasıl ördüğümü sizlere tarif edeceğim. Kare motifler, sadece her motif iki sıradan oluşuyor. Motifleri basit bir birleştirme mantığı var. Mantığını kavradıktan sonra bakın böyle bir çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen işe ilk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı bakın bir zincirle kilit yapıyoruz ve oluşmuş oluyor. Bu zincirle beraber bunu da sayıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var, doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Halka içerisine batarak ilmek çıkartıp ikili trabzan örüyoruz. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için 3 tane trabzanı bu şekilde örmüş olduk. Aralarda geçişlerde hep bir zincir kullanacağız. Doluyoruz. Bu bir zinciri ben çok boşluk oluşmasın diye, çanta ördüğümüz için aşırı boşluk oluşmasın diye bu şekilde bir tane zincir çekmek benim için yeterli oldu. Doluyorum. Tekrar sihirli halkaya gelerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar bir zincir doluyorum. Bu trabzan noktasını 4'e tamamlıyorum. Tekrar bir zincirden sonra 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir.
Halka içerisine gelerek yine 3 tane ikili trabzan örerek üçlü trabzan grubunu 4'e tamamlıyorum. Bakın. Şöyle açalım daha net görünsün. 1, 2, 3, 4. Şimdi sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekerek orta kısmı kapatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batarak buradan kısa ipi de tığ üzerine alıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. Tek seferde toplayarak bakın köşedeki bir zincirlik boşluğu tekli trabzanla oluşturuyorum. Buna çakma sık iğne de deniyor. Bakın böyle ilk sırayı oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine bu 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Tekli trabzanla oluşturduğumuz boşluğa gelerek ilmek çıkartıyoruz. Tekrar ikili trabzan doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek yine ikili trabzan örüyoruz. Geçişte yine bir zincir kullandım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Doladım. Diğer bir zincirli köşe boşluğuna geldim. Şimdi burada batıp ilmek çıkarıyorum. Kısa ipi de gizlemeye devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Köşede yine bir zincir çekiyorum. Doladım. Bakın köşe yapacağız. Aynı boşluğa tekrar batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanla bakın köşeyi bu şekilde oluşturmuş olduk. Geçişte yine bir zincir var. Doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın klasik hanım diledi, bey beğendi motifi. 3 trabzan, 1 zincir aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu şekilde 4 köşe oluşturacağız. 4'ünde de 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. İlk başladığımız tekli trabzanın boşluğuna 3 zincirle beraber 2 trabzan örerek 3 tane trabzan örmüştük. Bitirirken de aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı ördük. Şimdi bitirirken bir tane zincir çekiyoruz. Baştaki zincire bakın 1, 2, 3 tane zincirimiz vardı. Hiç dokunmadan gelen ilk trabzanın tepesine batarak ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırma noktasında ipimizi şöyle yeteri kadar keselim. İlmeğimizden çıkartıyoruz. Bu kaydırma noktası zincirin tepe boşluğu oluyor. Şu köşedeki de zaten bir zincirlik boşluk. İlk trabzanın tepesine bakın arkadan öne doğru batarak bu ipi arka kısma alıyoruz. İlk motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu ipi arka tarafta sabitlememiz gerekiyor. Şöyle hemen zincirin olduğu boşluktan batıyorum. İpi tığıma alarak buradan geçiriyorum. Bir yuva oluşuyor. Tekrar ipi dolayarak da bu yuvadan ipi geçirerek bir zincirle kilit yapıyorum. Bu motiflerde sık kullandığımız bir yöntem. Şimdi burada trabzanların şöyle arka geniş boşluklarına batarak bakın ipi aralardan gizliyorum. Çok kolay gizleniyor. Şöyle trabzanların arka geniş boşluklarına batarak ipi içeri doğru alıyoruz ve bakın ilk motifi bu şekilde tamamen örüp tamamlıyoruz. Şimdi farklı bir renk alıp aynı şekilde sihirli halka ile başlayacağız. Motifimizin ilk sırasını öreceğiz. Bakın hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Tarif etmiş olduğum gibi ilk sırayı öreceğiz. İkinci sırayı örerken buradaki motife birleştirmeye başlayacağız. Birleştirme mantığını anlatacağım. Sonra çanta haline nasıl getiriyoruz bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada motifimin ilk sırasını tamamladım. İkinci sırasında tekli trabzanın olduğu noktaya zincirle beraber iki trabzan yani üçlü trabzan grubunu örmüş olduk. Bir zincir çekip bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımızı ördük. Şimdi normalde burada köşeyi oluşturup devam etmemiz gerekiyor. Ama biz ne yapacağız? İkinci motifi örerken diğer motifi birleştirmiş olacağız. Bu noktada 3 tane trabzan ördükten sonra bir zincir çekip ilmeği esnetiyoruz. Herhangi bir köşesinden olabilir. Bakın şöyle şu köşeden bir zincirlik boşluğa batıyorum. İlk motifimin bu ilmeği tığıma alarak buradan geçiriyorum. Tekrar kasmaması için bir zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa gelerek yani ikinci motife dönerek aynen örmeye devam ediyorum. Burada bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubunu örüyorduk. Şimdi burada yine bir zincir çekip ilmeği esnetiyorum. Bakın motifin şu ara kısmında kalan iki köşenin ortasında kalan bir zincirlik boşluğa batarak bu ilmeği buradan alıyorum. Kasmaması için yine bir zincir çekiyorum. Bunu yaparken de elimi çok gevşek tutmuyorum. Eğer eliniz çok gevşekse bu aralarda zincir çekmeyebilirsiniz. Doluyorum. Şimdi diğer bir bakın motifime dönerek bir zincirlik boşluğa gelip köşeyi oluşturacağım. Bunun için de önce üçlü trabzan grubumun ilkini örüyorum. Bir zincir
Çektikten sonra ilmeği esnetip bakın motifin gelen diğer köşe bir zincirlik boşluğuna batıyorum. Buradan ilmeği alarak geçiriyorum. Bir zincir çekerek doluyorum. Aynı boşluğa gelerek 3 tane trabzan grubumu oluşturarak ikinci motifte de köşeyi tamamlamış oluyorum. Bakın köşeyi tamamladık, ara birleşmiş oldu. Burada da yine köşeyi tamamlamış oluyoruz. Çok basit bir mantığı var. Bakın birleştirmenin hiç zor değil. Sonra doluyorum bir zincirlik boşluğa gelerek. Şimdi birleştireceğim nokta kalmadı. İkinci motifi bakın örmeye devam ediyorum ve ikinci motifi bu şekilde bitiriyorum. Yine bir zincir var arada. 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Diğer yine bir zincir çekip bir zincirlik yani şu tekli trabzanın olduğu boşluğa batıp 3 tane trabzanımı örerek ilk motifi nasıl bitirmişsem ikinci motifte aynı şekilde bitiriyorum. Bir zincir ilk trabzanın tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Burada ipimi yeteri kadar kestikten sonra ilmeğimden çıkartıp son battığım tekli trabzanın tepesine arkadan öne doğru batarak ipi arka tarafa aldım. Şimdi bu ipleri de keseceğiz. Başta bakın ilk motifleri fazla iplerini temizlemiştim. Burada da yine ipleri temizleyerek çalışırsanız işiniz bir sonraki aşamada daha kolay olur. Mutlaka her motif bitiminde ipleri temizleyerek ilerlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yine buradan şöyle bir zincirle ipi sıkılıyoruz. Ara trabzan boşluklarından geçerek ilkinde olduğu gibi ipi yine gizlemiş oluyoruz. Bu çok önemli. Yani örgüden sıkılmamanız için en son temizleme yaparım diye düşünebilirsiniz ama sonradan gerçekten çok zorlaşıyor. Bakın böyle tertemiz çalışmanızı tavsiye ederim. En son aşamada işiniz daha kolay olmuş olur. Şimdi motifleri bu şekilde bakın ben hemen şöyle tabanı sizlere göstermek istiyorum. Bakın tabanda 3, 6, 9, 12 adet motif çalıştım. Bunu bursuma göre hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum tam bursa göre olsun diye. Bakın bursumun yani delikli olduğu için dikme yapacağım için bursuma göre bir taban hazırladım. Burada sizler bursunuza göre daha büyük yapabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız şöyle santim olarak 3'e 12 motif nasıl eni 3 boyu 4 motif olmuş oluyor. Santim olarak da şöyle ölçüsünü verecek olursam. Şöyle tam ölçü vermek istiyorum. 11 santim eni. Boyu da 15 santimde boyu var. Bu şekilde enini boyunu ayarladım. Dediğim gibi bunu bursa göre ayarladım. Sizler istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi bakın en kısmında 3 motif, boyunda 4 motif, toplamda 12 motifi aynı mantıkla birleştirerek devam ettim. Burada bu birleştirme mantığı. Üçüncü motifi birleştirirken çaprazındakine birleştiriyoruz. Yine bir zincir çekerek hiçbir farklılık yok. Tamamen aynı mantıkla dördüncü motifi de birleştirirken bu motifin çaprazındakine. Bu önemli bir püf nokta. Mutlaka çaprazındakine birleştirerek bakın tabanda çapraz şekilde yanındakine birleştirirseniz arada bir boşluk oluşur. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bunu sarıya birleştirmişim. Yeşili de bu tarafına. Orta kısımda da sadece mantık bu. Yine aynı kısımda. Hem motifi örüyorsunuz hem de birleştirme yapıyorsunuz. Bu kadar kolay bir birleştirme tekniği var. Şimdi ben şu duvar kısmında da tabanı ördükten sonra şu bakın şurada en son motifi bıraktım ki burada 3 kenar birden birleştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Tarif etmiş olacağım. Duvar kısmında da 1, 2, 3, 4 sıra birleştirdim. 4 sıra 15 santim yapıyor yine burada olduğu gibi. 4 sıra 15 santim boyunu yükselttim. Ama sizler bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir renk alacağım. Yine aynı şekilde motifi öreceğim. Buradaki birleştirme mantığıyla şu üçlü de nasıl birleştiriyoruz? Bunu sizlerle hemen paylaşmış olacağım. Bakın burada yine motifimi başladım. İkinci sırada üçlü ilk trabzan grubunu ördüm. Bir zincir çekip diğer grubu ördüm. Şimdi yine burada bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada şöyle birleştireceğiz. Şu kısımda köşe birleşecek. 1, 2, 3 kenar birden birleşmiş olacak. Bir zincirimi çekip ilmeğimi esnettim. Burada bakın gelen motifime şuradaki bir zincirlik boşluğuna batıyorum. Tam köşedeki bir zincirlik boşluğa battım. İlmeği tığıma alıp buradan geçiriyorum. Bir zincir çekip doluyorum. Aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örerek buradaki grubumu oluşturuyorum. Bakın köşeyi oluşturduk. Bir zincir çekip şimdi buradaki gelen bir zincirlik boşluğa batıp ilmeği buradan geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekip bir diğer bir zincirlik boşluğa batıyorum. Kısa ipi de gizlemeye devam ediyorum. Şimdi 3 tane trabzanı örüyoruz.
Bir zinciri çektik. Bakın çaprazındaki motif demiştim. Bunun çaprazındakine birleştireceğiz. Hemen bunun bir zincirlik boşluğunu buluyorum. Alttan bakın buradaki bunun çaprazında kalan. Şöyle baktığınız zaman bunun çaprazında bu. Şimdi buradaki bir zincirlik boşluğa batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Çok kasmıyorum bu noktada. Yine bir tane zincir çekerek doluyorum. Bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum ve köşe noktayı oluşturmuş oluyorum. Bakın köşeyi bu şekilde birleştiriyoruz. Diğer motifte de birebir aynı mantık. Hiçbir farklılık yok. Şimdi yine bir zincir çekip ilmeği esnetiyorum. Bakın birleştireceğimiz nokta devam ediyor. Bu aradaki bir zincirlik boşluklara batıyoruz. Her defasında batıp ilmeği buradan geçiriyorum. Tekrar bir zincir doluyorum. Bir diğer bir zincirlik boşluğa gelerek şu kısa ipi de gizleyerek devam edelim. 3 tane trabzanımı örüyorum. Üçlü grubu ördükten sonra yine bir zincir ilmeği esnetip şimdi bakın burada bu motif buradaki motifin çaprazına denk gelmeli. Buradaki bir zincirlik boşluğa batıp bıraktığım ilmeği tığımı alarak buradan geçiriyorum. Bir tane zincir çekerek tekrar motife dönüp aynı boşluğa batıp köşeyi oluşturuyorum. 2, 3. Bir zincir çekip bakın birleşmeye devam ediyor. Buradaki bir zincirlik boşluğa batıp ilmeği geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üçlü trabzan grubunu örmüştük. Buradaki boşluğa batıp şimdi üçlü trabzan grubunu örerek köşeyi tamamlamış olacağız. En son birleştireceğimiz uç kısmı kaldı. Burada bir zincir çekip bakın şu köşeye bir zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi getiriyorum. Burada hemen üçüncü zincirin içerisine batıp kaydırma yapıyorum. Zincir çekmiyorum bakın. Zincir çekmedim. Şimdi bu kaydırmadan zincire battığım için zincir çekmedim. İpimi yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkartıyorum. Zincirin içerisine batıp bu ip arka tarafı alarak şimdi şu iki ipi de burada bakın hem sabitleyeceğim hem de gizlemiş olacağım. Motifi de bu şekilde duvara da aynı şekilde çıkıyoruz. Bu birleştirme mantığını kavradıktan sonra istediğiniz şekilde sizler çantanızı büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle ara noktalardan batıp iplerimi gizliyorum. Bu şekilde iplerimi gizleyip bakın iç kısmında göstermek istiyorum. Tamamen gizledim. Şu iki ipi de gizleyeceğim. İsterseniz bu aşamada astarlama yapabilirsiniz. Eğer böyle koton iplerle çalışmalar yapacaksanız, burslu çantalar yapacaksanız, eğer içerisine keçe ya da kanvas koyarak da böyle dik durmasını sağlayabilirsiniz. Ama keçe daha güzel olacaktır. Çünkü burs geleceği için kanvas belki biraz şu ağız kısmında problem çıkartabilir. Bu aşamada astarlama yaptıktan sonra bursunuzu yerleştirebilirsiniz. Şimdi bursu nasıl yerleştireceğiz? Bunu hemen paylaşmak istiyorum. Burada bursu çantaya muntazam monte edebilmek için önce tabandan ayarlama yapmam gerekiyor. Bakın tabanda en kısmında 3 tane motif vardı. Bunun ikincisi tam kenar kısmı veriyor bize. Şu yeşil motifi büküyorum bakın. Bir zincirlik boşluğundan bu tam köşe noktam. Diğer kısımda da şu sarı renkli olan motifim köşe noktam. Burada tabanınıza göre bakın köşeleri düzgün bulursanız eğer bursu çok rahatlıkla muntazam bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ama hafif bir yani dikkatsizlik yapıp da biraz kaydırırsak eğer bu tam köşeleri bulamazsak bursu yerleştirdiğiniz zaman bozuk bir görüntü elde etmiş olursunuz. Buna dikkat edin. Şimdi burada tam köşeleri belirlemek gerekiyor. İsterseniz bu aşamada çengelli iğneler takabilir ya da bursunuzu şöyle kenarlardan bağlama yardımıyla sabitleyebilirsiniz. Ama benim bu çalışmam motifli bir çalışma olduğu için, renkli bir çalışma olduğu için sabitlemeye gerek duymuyorum. Şimdi burada ben yine kendi ipiyle birleştirme yapacağım. Dikiş iğnem şu deliklerden geçmediği için iki farklı tığ kullanarak birleştirmeyi yapacağım. Bunun için de kullanacağım tığ numaram bursa batmak için 0.65 milim tığ kullanacağım. Bir diğeri de 1.3 milim tığ olacak. Şöyle yakından göstermiş olayım. Şimdi burada ilk olarak kalın numaralı tığımı alıyorum. Bir zincirli ilmek oluşturuyorum. İpimi aldım. İlk zinciri kilit yaptım. Bir kez daha zincir çekmek istiyorum. İki zincirle böyle uzun bir ilmek bıraktım. Şimdi burada bakın şu ilmeğimi de düzlemek istiyorum. Önce bursa batacağız. Şöyle ayarlayacağım. Şu vidalı kısım şu motifin bakın tam kenar kısmında kalacak. Burada 40 tane deliğim var. Bunu ben bursa uygun şekilde saydım örgümü. Bir zincirlik boşluklara değil sadece trabzanlara batarak bu deliklerden birleştirme yapacağım. Eşit bir şekilde monte olmuş olacak. Yani şöyle önemli bir püf noktada örneğin benim kullanmış olduğum bursan farklı bir ölçüde bursunuz olabilir. Çantayı bakın şöyle bursun ağzını tuttuğunuz zaman yani bunu kapatmalı. Tam şöyle oturmalı. Deliklerden geçirdiğim zaman bakın hiçbir boşluk ya da
fazlalık, eksiklik yok. Böyle tam oturduğu zaman rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Şimdi burada yerleştireceğim nokta belirgin. Şu kenarda şu üçlü trabzan, bir zincir üçlü trabzanı ara boşluk olarak şu vidalı kısımda bırakacağım. Şurada hemen bir zincirlik boşluktan sabitleme yapacağım. Bunun için ince tığımı alıyorum. Önce bursun deliğine batıyorum. Bakın hemen şuradaki ilk gelen deliğe battım. Burada örgümü batıyorum. Şöyle iç kısmı alalım, rahat örelim. Bir zincirlik boşluğa battım. Bu kenar olduğu için sabitleme yapacağım. İlmeği de tığımı aldım. Bakın buradan ipimi geçiriyorum ve bursun deliğinden çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar bursun deliğine batıyorum önce. Sonra öreceğim trabzanın şöyle tepesine batıyorum. Bu ipi tığ yardımıyla önce battığım noktadan geçiriyorum. Sonra bursun deliğinden geçiriyorum. Bakın bu aşamada böyle takılmalar olabiliyor. Şöyle bakın, hafif takıldı ve biraz ipi çıkartacağım. Takıldığı zaman muntazam çıkmıyor ilmek. Bu da güzel bir görüntü vermiyor. Şimdi iki ilmek çıktı ama düzeltmem gerekiyor. Bu birazcık dediğim gibi uğraştırabilir. Şöyle ilmeği hemen düzleyeceğim bakın. Bakın iki tane ilmeğim var. Çıkarmış olduğum ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak zincirle burayı sabitlemiş oluyorum. Burada ilmeği esnetiyorum. İnce tığımı alıyorum bursa batacağım için. Bu ilmeği bakın tığımı aldım. Önce bursaki deliğe batıyorum. Sonra örgümdeki boşluğa batıyorum. Trabzanlı boşluğa. Bu aşamada bakın şöyle önce örgüden geçiriyorum ipliği. Sonra batmış olduğum burs boşluğundan çıkartıyorum. İlmeği bırakıyorum, kalın tığımı alıyorum. İlk ilmekten geçirdikten sonra çıkarmış olduğum ilmekten de tığımı geçiriyorum. Bekleyen ilmekten diğer ilmeği kaydırarak geçiriyorum. Bakın bu şekilde zincirle birleştirme yapmış oluyoruz. Tekrar ilmeği alıyorum, bursa batıyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğu kullanmayacağım. Hemen gelen şöyle bakın trabzanlı boşluğa batıyorum. İpin burada dediğim gibi tığ numarası biraz ince olduğu için ipi açıyor. Bu noktada biraz zorluyor. Yoksa oldukça kolay bir yöntem. Eğer delikleriniz büyükse tığla çok rahatlıkla geçireceksinizdir. Hemen bakın iki ilmeği tığımı aldım. Bekleyen ilmekten çıkarmış olduğum ilmeği kaydırarak geçiriyorum ve mutlaka sıkılıyorum. Şimdi bu şekilde zincirler çekerek bu tarafta örgümü tamamen yerleştireceğim. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. Bursu muntazam bir şekilde şimdi yerleştirerek çantamı tamamlamış olacağım. Artık bitmiş halinde sizlerle hemen paylaşacağım. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.